Eğer bir ülke %50% ödüyorsa bu ekonomi nasıl ödüyorsun ki? Niye erken seçim ki? Bir seçim yaptıysan onu kanaat edeceksin. AK Parti'den yönetimden memnunsunuz. Ya memnunum derken değilim. Türkiye yöneten liderlerin şu anki yönetimi çiğ değil. Sultanbeyli birçok insan hep Sultanbeyli dışarısında çalışır. Çünkü dışarıdaki iş imkanı daha çok, parası daha güzel. Ha, insanlar bedenim yorulur ama evime parayı biraz daha çok götürür diye hayatlarından oluyorlar. Günlük 3 saat, 4 saat yol gidip evlerini sadece otel niyetine kullanıyorlar. Başka yaptıkları hiçbir şey yok. Ben Sultanbeyli çocuğu olarak şöyle söyleyeyim size. Sultanbeyli hep köydü, belde oldu, beldeden sonra ilçe oldu. Bu zaman zarfı içerisinde çok sıkıntılar yaşadı. Mülki tapu sorunları, sosyal donatlar. Devlet yönetimi buraya sonradan el attı. Şu anki Sultanbeyli İstanbul ilçelerinde göz bebeği olmuş durumda. Yani öyle bir rahat bir ortam Sultanbeyli içinde yok. Çünkü çoğu çocuğumuz rahat rahat dolaşamaz. Bugün Sarıgazi, Samandıra, Kurtköy, Yenidoğa, buralardaki birçok insanlar buralara alışveriş yapmaya geliyorlar. Bunu da maalesef ki bazı fırsatçı kesim ne yapıyor? Bugün Ataşehir'deki dükkan kirası ne kadarsa burası iki kat. Geçim burada da zor. Her yerde olduğu gibi burada da zor. Ayakta durmaya çalışılıyor. Bugün ben tamirci olarak buradayım. Yaptığım sadece şey tamirci. Ama yarın buranın kirasıyla baş edemeyeceğim. Baş edemeyince ben buradan çıkıp gideceğim. Ekonomik kriz sizi etkiliyor mu? Tabii haliyle. Yani bu liderlerimiz olsun, Türkiye yöneten liderlerin şu anki yönetimi çiğ değil. İster istemez ekonomiyi etkileyecek bunlar. Şu an marketlere baktığım zaman, büyük esnaflara baktığım zaman %1 KDV oranı varken bizde %10. Biz bunu müşteriye yansıtamıyoruz. Müşteriler fiyatları nasıl buluyor? Fiyatlar uygun. Elimden geldiği kadar uygun tutuyorum. Senede bir kez zam yapmaya gayret ediyorum. Bak fiyatı, ürünlerin çoğunu alıp depolama yapıyorum. Yani biz esnaf olarak %50 bir gelirime yaşıyoruz. Yani bu da günden güne gene daha çok. Yani kazancının %50'si şu anda çöp olduğunu düşünüyorum. Yani. Önceden yani şeylerle tatmin olabiliyorduk ama şu anda tatminlik bitti. Yani kenara koymayı bırak, daha doğrusu artık ekstra cepten gitmeye başladı. Bu son bir yıldan beri böyledir. Yani işler eskisi gibi değil yani. Bundan 2 sene 3 sene öncesi gibi değil yani. İşler çok düşük yani. Yani 2 sene önce yaptığımız işi bugün yapamıyoruz yani. Ama ne oluyor? Ancak kiralarımızı, şeylerimiz falan kurtarıyor. O kadar yani. Farklı bir şey yok yani. Sizce kriz neden oldu? Onu işte kriz neden oldu bilemiyorum işte. Onu tam yani ekonomisi olmadığım için onu tahmin edemiyorum ya. Yani. Bana göre gidişat iyi. Neden? Çünkü ben azla kanaat eden bir insanım. Bana göre iyi. Ama şimdi kişinin hedefleri vardır, yükseklerdedir. O kanaat edemez, o onunla geçinemez. Ben tutup da 10 lira kazanıp 20 lira evde oturmuyorum. Oturmadığım için de bana yetiyor param. Ama şimdi kazancınla yaşantın eşdeğer olmayınca halde buna kimse yetişemez. Ekonomik yani. Kriz var mı peki sizce? Ekonomik kriz var mı? Ekonomik kriz, global kriz var. Yani ekonomik kriz yok, global kriz var. Bugün kriz var derler, kriz olur. Yok derler, olmaz. Geçinebiliyor musunuz? Ben bekarım, 27 yaşındayım. Yani eve bir ücret veriyoruz, belli bir miktar veriyoruz. Yani bize bir belli bir miktar kalıyor. Kendi işimden çok farklı sektörlere not alıyorum. Atletiklik var bende ayrıca, öyle söyleyeyim. Ayrıyeten modellik ve reklam yüzlüğü düşünüyoruz. Projelerimiz var, hatta defileye gitmeyi düşünüyorum. Fotoğrafçı tanıdığım var benim. Sizce erken seçim çözüm olabilir mi? Yani erken seçim ne çözüm ya? Ne erken seçim mi? Hiçbir şey çözüm olmaz. Ben size söyleyeyim. Yani erken seçim dersen rahmetli Erbakan Hoca'yı kaldırıp getireceksin, tamam olsun. Yani o bir çözüm olur. Ama onun arasındaki bugün yani Tayyip olmaz. Yeni Kılıçdaroğlu veyahut da nedir o şey neden? Özgür Özel. Özgür Özel kesin Tayyip'ten daha beter edecek. Yani işin doğrusu ya. Ha, bir Muhsin'i kaldırsam, bir Muhsin Hoca'yı kaldırıp getirsem, bir Erbakan Hoca'yı getirsem
başım üzerine yeri var. Cari açığınızı görüyorsunuz zaten. Sayın Cumhurbaşkanı kapandı falan diyor ama pek zannetmiyorum yani. Tabii inşallah bakalım yani. Sizce nasıl çözülür ekonomik kriz? Üretim. Üretim olmadan çözülmez. Yani üretim ve de faiz oranları ciddi anlamda düşünülmesi lazım. Erken seçim de olsa fark eden bir şey olmaz. Bence şu anda yöneten kişi yani iyidir yani. Kötü değil yani. Hani bundan sonra da değişirse ne olur? Erken seçimde değişirse hiç fark eden hiçbir şey olmaz. Ne değişecek ki zaten? Yani erken seçim diye öyleyse niye seçtim bunu? Bunu niye seçtim öyleyse? Var olan bu A ya da B fark etmez. Ya var olanı niye seçtiniz? Onu seçen ben değil miydim? Veya sen değil miydin? Oyu da kullanan sen ya da bendim. Niye erken seçim ki? Bir seçim yaptıysan onu kanaat edeceksin. Doğru ya da yanlış. Siz o zaman memnunsunuz. Memnuniyetim var tabii ki. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. Yıllı ben doğma büyüme buralıyım bu arada. Sultanbeyli'yim. Şimdi ben Sultanbeyli'nin çok eski hallerini biliyorum. Şimdiki haline bakıyorum. Gayet iyi üst düzey. Sultanbeyli'deydik. Sultanbeyli AKP'nin İstanbul'da en güçlü olduğu ilçelerden biri, tabiri caizse AKP'nin kalelerinden biri. Sultanbeyli esnafıyla ekonominin gidişatını konuştuk. Sizden de bir ricamız var. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı lütfen unutmayın.